Evet, merhabalar. Hepinize bugün 18 Şubat tarihinde Perşembe akşamı yine saat 21'de selamlıyorum. Skyward Community olarak teknoloji sunumu tekrardan yapıyoruz. Bugün sizlerle birlikte yeni gelişmelerimiz, yeni haberlerimiz ve yeni sunumlarımızı paylaşmak istiyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Katılacak olan arkadaşlarımız var sanıyorum ki. Onları birkaç dakika bekleyelim. Yaklaşık 2 dakika bekleriz. Ondan sonra tekrardan bir sunumumuzu başlarız diye düşünüyorum. Bu sırada katılmış olan arkadaşların soruları varsa sorularını da bir taraftan yazabilirler. Daha sonraki süreç içerisinde sorularınızı da cevaplayacağım. Bugün sizlerle birlikte geçen hafta yapmış olduğumuz sunum içerisinde kartla yapılan ödemelerle ilgili bir bilgi paylaşımında bulunacağımı birkaç kere denediğimi söylemiştim. Onunla ilgili kısa bilgi vereceğim. Onun dışında biz partnerler için sunulmuş olan bonus programından kazanç nasıl elde edebileceğimizle ilgili bir dosyayı hazırladım. O dosya üzerinden size kısa bir aktarmada bulunacağım. Ayrıca bir de partner olmak için ve bu bonus programına katılmanız için şirketimizle aramızda olan bir sözleşmemiz var. Kısaca o sözleşmenin üzerinden de geçmek istiyorum. Ve biliyorsunuz ki bazı paketlerimiz var. Bu paketlerle ilgili de genel olarak konuşuruz. Ayrıca sistem içerisinde yapılmış olan, yani kişisel hesabımızda yapılmış olan küçük değişiklikler var. Bu değişiklikler hakkında da yine birlikte bir hatırlatma geçeceğiz. Çünkü birçok kullanıcımız hala sistemin içerisindeki araçlar bölümünde bulunan sekmeleri nasıl kullanacağını bilmiyor. Birçok haberi oradan takip edememiş bulunuyorlar. Bunları da kısaca üzerinden geçmiş olacağız. Evet, sanırım katılmak isteyenler artık katılmış sayılır. Katılanlar yine eklenirler sunumumuza. Evet, tekrardan hepinize hoş geldiniz diyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün Kandil akşamı olduğundan dolayı da hepinizin kandilini kutlarım. Regaip kandilinizi kutlarım. Muhtemelen kandil dolayısıyla da katılımcılarımız zaman ayırabilirlerse çok iyi olurlardı, olurdu. Ama tabii herkesin aile durumu veya kendi şahsi işleri olabilir. Bugün Perşembe akşamı her hafta olduğu gibi sizlerle birlikteyiz. 21 itibariyle, saat 21 itibariyle katılımı sağlamış bulunuyoruz. Bu her zaman aynı şekilde, aynı saatte, aynı gün içerisinde, Perşembe günleri yani, bizim sunumlarımız devam edecek. Sizlerle bugün kredi kartıyla, Mastercard, Visa kart ya da banka kartıyla, daha doğrusu diyelim, banka kartıyla yapabileceğiniz ödeme hakkında bilgi vereceğimi söylemiştim. Kendim birkaç kere denedim ve banka kartıyla ödeme sisteminde ödeme yapamadım. Farklı tutarlar denedim, farklı banka kartlarını da denedim fakat ödemeyi yapamadım. Bundan dolayı sizlerle bir paylaşımda bulunacağımı ve bununla ilgili bilgi gelirse bu bilgiyi de paylaşacağımı söylemiştim. Şu an için güncel almış olduğum bilgiler içerisinde banka kartıyla ödemeler sistem üzerinden Rusya Federasyonu ve eski Sovyetler Birliği'nde bulunan ülkeler için ödemeler kabul edildiği, henüz diğer ülkelerin ödemelerini tam olarak aktifleşmediğini öğrendik. Ama bir haberimiz daha, kripto parayla ödeme sistemi geliştiriliyor ve bununla ilgili de haberlerde kişisel hesabınızdan nasıl ödeme yapabileceğinizi
Adım adım izleyebilirsiniz, adım adım takip edebilirsiniz, okuyabilirsiniz ve bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan güncel haberler geldiği zaman ödemelerle ilgili hangi seçenekleri kullanabileceğinizi tekrardan birlikte konuşuruz. Yine buradan tekrardan paylaşırız. Şu an için aldığımız bilgiler bu kadar. Kişisel hesabınızdan dediğim gibi diğer ödeme seçenekleriyle yapabilirsiniz. Swift ödemelerimiz var. Bunun da yine gruplarımızda da paylaşmıştık. Swift ödemelerini yapabilirsiniz. Yani siz talimat veriyorsunuz. Swift'te doldurmanız gereken şirket bilgileri var. Yani parayı nereye aktaracağınıza dair bilgiler var. Bu bilgileri paylaşıyoruz. Bu bilgilerle Swift ödemelerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. 5.000 dolara kadar olan ödemelerinizi bu Swift'lerle yapabilirsiniz. Sıkıntı yaşamadan bankaya talimat vererek. Hem sizin aldığınız hisselerin ödemesini yaptığınızda burada elinizi resmi bir evrak olarak da banka ödeme sistemiyle gerçekleştirdiğinizi ve ne için yaptığınızı da açıklamasıyla birlikte elinize almış olacaksınız. Nereye yaptığınızı gösteren bir belgeniz de olur. Ben Swift kullanmanızı tavsiye ederim açıkçası. Swift yöntemiyle de ödeme yapabileceğinizi buradan sizinle paylaşıyorum ve çok da güzel olur çünkü yaptığınız şirket, hangi şirkete bu ödeme yapıldı, bununla ilgili açıklama da yer alacak. Ne için ödeme yaptığınızın açıklaması olacak. Hangi tarihte ödeme yaptığınızla ilgili banka biliyorsunuz dakika, saati, günü, karşı tarafın bilgileri ve sizin bilgileriniz hepsini tek tek yazarak Swift ödemesini gerçekleştiriyor. Küçük bir hata bile olsa hatanın olmamasını sağlamış oluyor. Bütün bilgiler açık ve net oluyor arkadaşlar. Bu tür ödeme seçeneklerini tercih etmeniz sizin açınızdan da güzel olur. Çünkü bazı arkadaşlar rahat olmak için daha aktif, daha açıklayıcı yöntemler hangileri olur diye soruları geliyor. Bunun dışında sizlerle kişisel hesabınızda ortaklar kısmında kullanabileceğiniz bilgiler var. Kullanabileceğiniz bilgiler içerisinde dil seçeneğiyle hangi dilde daha kolay anlayabiliyorsanız o dili seçerek kullanabileceğiniz bilgiler, eğitim bilgileri var. Eğitim bilgilerinin altındaki seçeneklerden hangi bilgiye ihtiyacınız varsa bu bilgileri tıklayarak indirip onların üzerinden çalışma yaparak hem grubunuzu eğitebilirsiniz hem kendinizi geliştirebilirsiniz. Bunları kullanmanızı tavsiye ediyorum sizlere. Ortaklar bölümünde daha fazla nasıl kazanabileceğinizle ilgili lider, konsultant var, lider var, master var, expert var, top expert var, expert var, sky expert kadar yükseliyorsunuz. Oradan dosyaları indirebilirsiniz. Dosyaların üzerindeki şemalara tek tek bakabilirsiniz. Bu şemalar üzerinden çalışmalar yapabilirsiniz. Grubunuz için bir sunum hazırlayabilirsiniz. Bu sunumla birlikte grubunuzu daha aktif hale getirebilirsiniz. Hem grubunuz kazanır, hem siz kazanırsınız, hem kariyer atlamış olursunuz. Belirli bir seviyeye gelirsiniz. Grubunuzu daha güçlendirmiş olursunuz. Hem yatırımcımızı daha yüksek seviyeye getirmemizde bize de yardımcı olmuş olursunuz. Sonuçta bizim her zaman dediğimiz gibi bu iş birlikte çalıştığımız, birlikte yeni bir geleceğimize adım atabileceğimiz ve bizim için bir fırsat olarak başlatılmış bir iş. Ben sizinle şöyle bir market plan paylaşımında bulunmak istiyorum arkadaşlar. Burada ben bugün Skyward Community'nin marketing planlama sistemiyle ilgili küçük bir dosyayı indirdim. Bu dosya Rusya olarak bende yer alıyor arkadaşlar. Rusça yer alıyor ama ben size burada sayfa sayfa anlatımını yapacağım. Yani biz partnerler için, ortaklar için kendi grubumuzu nasıl geliştireceğimizle ilgili burada
referral bağlantı yani linklerimizle yeni katılacak olan yatırımcılarımızı davet ediyoruz arkadaşlar ve yeni katılacak olan davetlilerimize linklerimizi bizim şahsi kişisel hesabımızda bulunan partnerler için olan sütünün altından referral linklerinizi alıyorsunuz. Bu linkleri yeni yatırımcılarla paylaşıyorsunuz. Bu yatırımcılar sizin linkinize tıklayarak kayıt oluyorlar ve kayıt sistemini yaptıktan sonra kendileri için uygun olan paketi seçiyorlar. Bu paketlerin herkesin bütçesine uygun olacak şekilde seçmeleri konusunda siz de onlara yardımcı olabilirsiniz. Bunu da unutmayın. Her zaman onları destekleyebilirsiniz. Desteklemeye de çalışın. Şimdi buradaki partnerlik anlaşmasını yapmak için bir de partnerlik anlaşması diye bir dosyamız daha var. Bunu da yine bonus programına yararlanmak istiyorsanız bu partnerlik anlaşmasını okuyup imzalamanız da gerekiyor. Bunu her yeni yatırımcıya mutlaka açıklayın. Partnerlik anlaşması, ortaklık anlaşmasını mutlaka açsınlar, okusunlar, imzalasınlar. Anlaşmanın içerisinde ne yer alıyor? Anlaşmanın içerisinde Skyward Community şirketi kendi çalışanları olarak bizi ortakları kabul ettiği ve bizlere bu ortaklık içerisinde getirmiş olduğumuz yeni yatırımcılar için verebileceği bonuslarla ilgili açıklamaları var. Yani bu bir ödüllendirme programı olarak kabul edilebilir. Getirmiş olduğunuz yeni yatırımcının yapmış olduğu yatırımıyla birlikte siz de ödül programına yararlanmış oluyorsunuz. Her getirdiğiniz yatırımcı birinci seviyeden, ikinci seviyeden, işte üçüncü yapınızdan, birinci yapınızdan, ikinci yapınızdan diye ayrı ayrı bir ödüllendirme programına geçmiş oluyorsunuz. Her birinin ödüllendirme miktarı farklı tabii ki de. Mesela burada kısaca önce nasıl bir statüye geliyorsunuz? Yani kariyer atlama seviyesine nasıl geliyorsunuz? Önce siz kayıt olduğunuz zaman partner olarak kayıt yapıyorsunuz. Siz ilk kayıtta partner diye açıklıyorum. Çünkü İngilizce olarak biz bunların adlarını değiştirmiyoruz. Ama Türkçe'de ortaklar olarak siz kayıt yapmış oluyorsunuz. Siz artık şirketin ortağı oluyorsunuz. Sonra getirmiş olduğunuz yatırımcı varsa seviye atlıyorsunuz. Konsültanta geçiyorsunuz. Eğer ki konsültant seviyesine geldiyseniz ve tekrardan bir yatırımcı daha getirdiyseniz bu sefer lider statüsüne geçiyorsunuz. Lider statüsünden sonraki statülerimiz artık master, expert, top expert olarak devam ediyor. En yüksek seviyemizde burada sky expert olarak yer alıyor arkadaşlar. Bu seviyelere geçebilmek için şartlarımız var. Bu şartlarımız birincisi önce kendiniz partner oluyorsunuz. Ortak oluyorsunuz yani. Ortak olduktan sonra seviye atlama seviyesine gelmek istiyorsanız, kariyer yapmak istiyorsanız ve siz bu programda ödüllendirme sisteminde yer almak istiyorsanız burada 3 tane yatırımcı getirmeniz gerekiyor. Bu 3 tane yatırımcı getirdiğiniz zaman bunların eğer ki size kazandırmasını istiyorsanız görüşme yaptığınız kişilerin tabii ki de herkes davet edebilirsiniz. Kesinlikle katılmak isteyenlere destek oluyoruz her zaman. Katılmak isteyenlere hatta hem destek oluyoruz hem de yardımcı oluyoruz. Bizim için her yatırımcı değerlidir. Bizim için bizim görevimiz burada. Eğer biz bu sistemin içerisindeysek, ortaksak, bizim görevimiz burada. Sadece kendimiz yatırım yapmak değil. Eğer ki etrafımızda bu projeyle ilgilenen varsa, bunlara da aktarabilmek, en azından yönlendirme yapabilmek. Bir üst liderinizi söyleyebilirsiniz. Daha üst bir lidere ulaşabilirsiniz.
sistemde bulunan kişilerden ya da en kötü ihtimalle canlı sohbet üzerinden bile destek alabilirsiniz. Eğer ki siz kariyer yapmak istiyorsanız, yani ortaklık programından ödül programına yer almak istiyorsanız, altınızı ekleyeceğiniz sizin yapınız olacak. Bu birinci yapınız diyelim. Bu birinci yapınıza 3 tane kişi eklemeniz gerekiyor. Bu 3 tane kişinin mutlaka ikisinin aktif bir şekilde çalışabilecek kişiler olmasına dikkat edin. Bu 3 kişi de olmayabilir. Bu 10 kişi de olur, 15 olur, 7 olur, 6 olur. Belki tek bir kişiyle kalacaksınız. Ben bu ödül programından yararlanmak istemiyorum diyeceksiniz. Tamamen size kalmış bir şey. Bizim verebileceğimiz olanaklardan bütün ortaklarımızın yararlanması için bu projeyi anlatıyoruz. Burada 3 tane kişiyi getirdikten sonra siz artık 3 tane aktif yapınızda bulunan diğer yatırımcılarla birlikte lider statüsüne geliyorsunuz. Lider statüsüne geliyorsunuz ve eğer ki lider statüsünden hedeflemiş olduğunuz lider statüsünü bir saniye lider statüsüne gelmek istiyorsanız ve hedeflemiş olduğunuz statüleri atlamak istiyorsanız burada 3 tane yatırımcıyı getirdikten sonra, burada partner olduktan sonra 3 tane yatırımcıyı getirdikten sonra sizin sonraki atlayacağınız seviye konsültant oluyor. Konsültan seviyesine geldiğiniz zaman sizin artık 3 tane üyeniz vardır. Bu 3 tane üyenizin de kendi altlarına yapı oluşturmaları gerekiyor. Bu kendi altlarına yapı oluşturup onların da belirli seviyeye gelmesi gerekiyor. Yani onların seviyesi yine sizin gibi devam edecek. Önce ortak olacaklar, sonra konsültant olacaklar. Sonra siz master'e yükselirken onlar lidere yükselecek ya da onlar eğer daha aktif bir yapı kurabilirlerse belki de sizi de geçecekler. O yüzden yapmış olduğunuz her kayıt sizin için bir başarı getirebilecek kişi olduğunu unutmamanız gerekiyor. Mutlaka ilk başta projeyi anlattığınız zaman birinin önce ben denemek istiyorum demesini çok basit bir şey olarak algılamayın. Çünkü eğer ki bonus programından, ödüllendirme programından çok memnun kalırsa yatırımcı daha fazla yatırımcı getirmek için çalışmaya başlayacaktır. Ve o çalıştıkça siz de seviye ve kariyer atlamaya başlayacaksınız. Şimdi konsültan seviyesine geldiğiniz zaman 3 tane artık kayıtlı kişiniz olması gerekiyor. Bu 3 tane kayıtlı kişilerden İki tanesini daha aktifleştirmeniz gerekiyor. İki tanesini daha aktifleştirmeniz gerekiyor derken bu iki taneden üyesi, kendi üyeleri olması gerekecek. Bunların kendi üyeleri olur. Üçüncü kişi de yine burada gördüğünüz gibi mesela tek bir kişiyi aktifleştirmiş. Diğer iki tanesi ikişer kişiyi aktifleştirmiş. Ama bu gördüğünüz gibi burada mesela tek kişiyi aktifleştirmiş olan kişinin altındaki bulunan kişi de iki kişiyi aktifleştirmiş. Burada da birisi de öylesine katılmış olabilir. Bu şekilde bir zincir oluşuyor arkadaşlar. Bu zincirle birlikte zincir genişledikçe, bu zincir çünkü sadece böyle genişlemeyle kalmayacak. Zincir her tarafa doğru genişlemeye başlayacak. Eğer siz gerçekten çalışmaya başladıysanız bu zincirler genişlemeye başlayacak. Burada mesela lider statüsüne geldiğiniz zaman lider statüsüne 2 tane kendi altınızdaki 2 tane üyeniz gayet aktif bir şekilde çalışmaya başladıysa ve genişlemeye başladılarsa, kendi yapılarını oluşturmaya başladılarsa siz de lider statüsüne ulaşmış olacaksınız. Bu seviyeden sonra artık sizin altınızda çalışan o yapıyla birlikte siz de üst seviyelere çıkmaya başlayacaksınız.
Bonus programı ile ilgili yatırım lider olmak için sizin en az 200 dolarlık bir yatırımınız olması gerekiyor ve sizin altınıza kayıt yaptığınız kişilerin de her birinin o ay içerisinde 200 dolarlık yatırım olması gerekiyor. Sizin de bu yapınızla birlikte 2000 dolarlık bir yapınızla birlikte olan 2000 dolarlık yatırım tutarınız olması gerekir. Burada yazılan bilgileri dikkat edin çünkü yazılan bilgilerin doğrultusunda hesaplamalar yapılıp o yazılan bilgilerle birlikte ödüllendirme programı başlatılıyor arkadaşlar. O yüzden şartları iyi okuyun lütfen. Bu şartları iyi okuyup aktardığınız zaman da iyi aktarmaya çalışın. Küçük hatalar yapmamak için de eğer ki emin değilseniz konuyla ilgili mutlaka önce emin olun, ondan sonra aktarmaya çalışın lütfen. Şimdi lider statüsüne geldiğiniz zaman sizin burada iki tane aktif kolunuz olması gerekiyor. Üçüncüden yine bir tane bir aktif çalışanınız olursa bu da güzel olur. Yine onu da aktif tutmaya çalışın. Ama lider statüsüne geldim ve üç kişiyi aktifleştirdim. Bundan sonra onlar çalışır diye beklerseniz arkadaşlar bu zaman böyle bir durumda siz sadece beklemede kalmış olursunuz. Yapınız büyümez. Siz mutlaka 3 kişi değil burada daha fazla birinci yapınızı oluşturabilmek için daha fazla kişiyi davet ederek daha fazla kişiyi kayıt altına alabilirsiniz. Bu sizin yapınızın daha hızlı genişlemesine, daha hızlı ilerlemesine elinize olanak verecektir. Lider statüsünden sonra eğer güzel bir çalışmanız olursa sonraki geleceğiniz statünüz artık master statünüz olacak. Bir saniye paylaşalım. Evet burada master. Şimdi master statüsüne gelmek için sizin gibi 3 tane lider çıkartmanız gerekiyor. Yani lider statüsüne ulaşmış olan 3 kişiyi aktif halde tutmanız gerekiyor. Burada 3 tane lideriniz çıktıysa bu 3 liderin 2 taneden 3 liderden ikisinde 2 tane de aktif kayıtlı yatırımını yapmış yatırımcısı olması gerekiyor. Daha fazla yaparsanız yine sizin karınıza olacaktır. Sizin daha iyi büyümenizi sağlayacaktır. Ama iki tane liderinizin iki taneden de bir de alt çalışanları varsa üçüncüsünün bir tane çalışanı da olması mümkündür. Bu şekilde de yine siz master statüsünü ulaşmış olacaksınız. Yine dediğimiz gibi burada sizin liderlerinizin de 200 dolardan yatırımı olması gerekiyor. Her birinin sizin kendi yatırımınız master statüsüne geldiğiniz zaman sizin kendi yatırımınız 1000 dolar olması gerekiyor. Sizin kendi yatırımınızla birlikte, liderlerinizin de toplam yatırımıyla birlikte 5000 dolarlık toplam yatırımınız mevcut olması gerekiyor. O zaman siz master statüsünde yer alacaksınız. Yani 3 tane lideriniz varsa ve siz master statüsündeyseniz toplam yapınızla birlikte bu liderlerin altında bulunan kişilerle birlikte 5000 dolarlık bir yatırım tutarına sahip olmanız gerekiyor. Master statüsünden sonra bu master statüsüne siz geldiğiniz zaman sizin liderleriniz de aktif çalışmaya başladıysa, siz de onların çalışması için yardımcı oluyorsanız, onları destekliyorsanız, bunlar kazançla elde etmeye başlayacaklar ve bu kazançlarla birlikte kendi yapılarını daha aktif, daha çalışkan bir hale getirmeye başlayacaklar. Eğer ki böyle devam ederseniz çok güzel bir yapıyı kurmuş olacaksınız. Master statüsünden sonra sizin ilerleyeceğiniz sonraki statü artık expert statüsü olacak arkadaşlar. Expert statüsünde de siz master
Mutlaka iki tane master çıkartmanız gerekiyor. Yine aynı şekilde sizin expert statüye ulaştırmak için geçmiş olduğunuz partner, konsültan, ondan sonra lider statüsü, sonra master statüsü, nasıl siz bu yolları geçtiyseniz sizin altınızdaki üyeleriniz de aynı şekilde kendi altlarında yapı oluşturmaları gerekiyor. Yani iki tane sizin master statüsünde çalışanınız varsa, ben bunlara çalışan diye adlandırayım, hepiniz anlamış olursunuz. Eğer sizin çalışanınız varsa iki tane master, bir tane de aşağıda bir yerlerde master varsa, üç tane toplam master statüsündeki çalışanınız varsa, siz expert statüsüne yükselmiş olacaksınız. Bir kariyer oluşturmuş olacaksınız arkadaşlar. Burada da yine şartlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bu şartlara uymanız gerekiyor. Sizin yapınız, kendi şahsi yatırımınız burada expert statüsüne geldiğinizde 5.000 dolarlık bir şahsi yatırımınız olması gerekiyor. 3 tane master çıkartmış olmanız gerekiyor. Ve bu 3 tane masterle birlikte sizin yatırımınız, masterlerin yatırımı ve alt grupların yatırımı ile birlikte sizin burada toplam yatırımınız toplam olarak 10 bin dolara kadar ulaşmış olması gerekiyor. Siz bu duruma geldiğiniz zaman expert olacaksınız. Şimdi burada siz expert statüsüne geldiğiniz zaman ilk 24 saat içerisinde size ayrıca 500 dolarlık bir de ödül bonusu hesabınıza yatırılmış oluyor. Arkadaşlar, bu da bonus sistemi 500 dolar olarak yatırılan o bonus sistemi 1 Ağustos 2019 itibariyle uygulanmaya başlanmış olan bir sistem arkadaşlar. Eğer bunları bu büyüme ve kariyer atlama seviyelerini doğru anlatıp alt yapınızda bulunan kişileri doğru çalıştırmaya başlarsanız arkadaşlar, hem siz kazanırsınız, hem de sizin altınızda bulunan sizin yapınız daha aktif çalışmaya özen gösterecek, planlı olacak. Bir planlanma içerisinde onlarla birlikte siz de çalışacaksınız arkadaşlar. Bu sistemi ben bugün anlatıyorum. Bugün çok uzun ve ayrıntılı anlatmayla ilk seferinde tabii ki de herkes anlamayabilir. Sizinle birlikte ben de üstünden tekrar tekrar geçeceğim ve bir sonraki sunumda da yine tekrardan bu konuyu anlatmak istiyorum. Burada expert seviyesine geldikten sonra top expert seviyesine geliyorsunuz. Top expert seviyesine gelmek için de yine tabii burada 3 tane eksperti yine siz oluşturmanız gerekiyor. Yani altınızda bulunan bütün yapınızı değerlendirmeye alacaksınız ve en iyi çalışan 3 tane expert seviyesine gelecek, kariyeri atlamaya hazır gördüğünüz 3 tane eksperti çıkartmanız gerekecek. Bunları da kendi yapınızı kontrol ederek, dikkat ederek, kimin ne kadar yatırımcısı var, hangi altınızda bulunan hangi üyelerin daha aktif ve daha devamlı sirkülasyon sağlayacak bir şekilde yatırımı varsa, bunları sisteminizde ortaklar kısmında bulunan araçlarda siz istatistikler bölümünde yapınızın nasıl çalıştığını, ne kadar yatırımı var, ne kadar taksiti var, taksit günleri ne zaman gelecek veya taksitini ödemediyse hangi gün ödemesi var veya atladıysa nasıl bir eksiği var, bunları hepsini takip edebilirsiniz. Siz bir lidersiniz, unutmayın, siz bir lidersiniz, şöyle bir lidersiniz.
Öncelikle siz bu işi kurmuş olduğunuzdan dolayı zaten lidersiniz. Ve lider bütün altında bulunan yapıyı takip eder, kontrol eder, yardımcı olur, daha ileriye gitmesini sağlar. O yüzden siz burada aktif bir şekilde bütün yatırımcılarınıza bildiğiniz bütün konuları anlatmanız ve onların daha ileri seviyeye geçmesi için yardımcı olmanız gerekiyor. Top expert olmak için de yine 3 tane expert çıkartmanız gerekiyor. Burada yine tabii uygun bir şekilde konulmuş olan şartlara uygun şekilde expertleri çıkartmanız gerekiyor. Sizin toplam yatırımınızın seviyesi belli olması gerekiyor. Expertlerin yatırım seviyeleri belli olması gerekiyor ve toplam sizin altınızda bulunan expertlerle birlikte toplam tutarlarınız da net olması gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde seviyelerinizi yükseltebilirsiniz. Bir sonraki toplantıda bu eğitim sistemiyle ilgili ödül sistemiyle ilgili tekrar bir bilgi vermek istiyorum sizlere. Ve bu bilgilerin içerisinde tabii ki de daha ayrıntılı durarak çalışmamız gerektiğini hepimiz farkındayız. Çünkü bazı yatırımcılarımız kariyer seviyesi atlamak istiyorlar ve bu ünün üzerine altyapılarını kurmak istiyorlar arkadaşlar. Bu altyapıları kurmak için birlikte verimli bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Bilgi paylaşımında bulunmamız gerekiyor. Bunu tekrardan haftaya Perşembe günü devam ettireceğiz. Bugünlük Top Expert'te bırakalım. Çünkü diğer konunun ayrıntılarına yine dönmek istiyorum. Bu ay içerisinde Şubat 1 itibariyle Şubat 21 arasında hologram paketlerimiz var biliyorsunuz. Bu paketlerle ilgili çok fazla talep vardı. Türkiye tarafındaki yatırımcılarımızdan da çok fazla talep vardı. Ve bu taleplere istinaden birçok yatırımcıya da fırsat sunulmasını istediği için şirketimiz bir de paketleri tekrardan aktifleştirdi. Bu paketlerimiz şu anda sistemimizde bulunuyor. Hala paketlerden yararlanmak isteyen paketlerin şartları neydi? 5.000 dolarlık hologram paketi alıyorsunuz. İsterseniz peşin ödemeyle alıyorsunuz paketi tek ödeme yaparak ve 5 gün içerisinde sizin hologramınız oluşturuluyor. Hologramı kendiniz seçiyorsunuz. Resim yüklemesini yapıyorsunuz. 5 gün içerisinde bu hologram hazırlanıyor. Ve siz artık hologram sahibi oluyorsunuz. Paket ödemeniz yapıldıysa siz bu işlemi yapabiliyorsunuz. Ama eğer ki 5.000 dolarlık paketlerimizi almak için taksitli bir ödeme yapıyorsanız her ay 500 dolardan bir ödeme yapıyorsunuz. Ödemelerinizi aksatmamaya dikkat edin. Farklı seçenekler kullanın. Ödeme konusunda sıkıntı yaşadığınız zaman üst liderlerinizle mutlaka irtibata geçin. Onlardan destek isteyebilirsiniz. Size muhakkak yardımcı olacaklardır bu konuda. Ama şuna da değinmek istiyorum. Üst liderlerinizi zor durumda bırakmayın. Sizlere yardımcı oluyorlarsa siz de onlara sizin işinizin aksamaması konusuna dikkat ederek, özen göstererek size destek çıkıyorsa siz de karşılıklı olarak vermiş olduğunuz sözlerinizi veya vermiş olduğunuz karşılıklı hizmetlerinizi yerine getirin lütfen. Aylık olarak 500 dolarlık ödemelerle 10 aya bölünmüş şekilde taksitlerle hologram paketlerinizi satın alabilirsiniz arkadaşlar. Bu hologram paketlerinin ödemesi bittikten sonra 10 aylık taksitinizi kapattıktan sonra, mülkiyetinize hisselerinizi çağırdıktan sonra, mülkiyet işlemini bitiriyorsunuz. Bu işlemi bekletebilirsiniz ama bekletmemenizi tavsiye ederim. Hologram sistemini 10. taksitinizi ödedikten sonra hologram oluşturma talebinde bulunabilirsiniz. Yine aynı şekilde hologram oluşturma talebinde bulunduktan sonra 5 gün içerisinde, 5 iş günü içerisinde hologramınız oluşturuluyor ve size bununla ilgili bildirim zaten gelir sistemden. Bu şekilde
Son 3 günümüz kaldı. Son 3 günümüzü değerlendirin ve 5000 dolarlık hologram paketlerinizi satın alın. Yararlanın. Çünkü böyle bir iskonto gelmesi bundan sonraki dönemlerde zor bir olasılık. Yararlanıp %100 bir kazanç sağlayabilirsiniz. Bunu yine altını çizerek söylüyorum. Yatırımınızı değerlendirin lütfen. Bir diğer konum, bizim biliyorsunuz artık sistemde yapılmış olan bir açıklamamız vardı. Türkiye içerisinde spikerlik yapmak isteyen arkadaşlar veya yapılarını oluşturmak için çalışmalar yapıp sunumlar yapmak isteyen arkadaşlar vardır. Bunlar için ve yapısını yine genişletmek için sosyal medyada, Instagram'da, Facebook'ta yayınlanmak üzere reklam hazırlığı yapıp şirketimiz telefon bilgilerinizle birlikte bağlantılarınızı ekleyip işte bölgenizi seçerek kendinize uygun olan bölgeyi seçerek bir talepte bulunursanız şirketimiz size reklam çalışmasını dahil olmak üzere yapmış bir şekilde hazır olarak size sosyal medya hesaplardan yatırımcı getirme konusunda bir çalışma, buz kıran çalışması, LEDA call diyoruz. Biz buna bu buz kıran Türkçesini söyleyeyim ben size. Türkçe'ye çevirdiğiniz zaman sistemde buz kıran olarak çıkacak. Siz zaten haberlerde bununla ilgili açıklamaları göreceksiniz. Buradan gelen talepleri form dolduruyor. Yatırımcı olmak isteyen kişiler ya da projeyi merak eden kişiler form dolduruyorlar. Bilgilerini bırakıyorlar. Siz bu bilgileri istinaden karşı tarafla bağlantıya geçiyorsunuz arkadaşlar. Bağlantıya geçiyorsunuz. Telefon görüşmesi yapabilirsiniz. Mail adresi bırakmıştır. Mail adresinden paylaşım yapabilirsiniz. WhatsApp üzerinden görüşme yapabilirsiniz. Bir şekilde bağlantıyı kurarak projeyle ilgili kısa ve net olarak bilgi verirsiniz. Eğer karşı taraf daha fazla bilgi talebinde bulunuyorsa bir görüşme yaparsınız. Projeyi anlatırsınız ve projeye karşı tarafın ilgisini çekerse linkinizi gönderiyorsunuz. Yani kendi şahsi hesabınızda, kişisel hesabınızda bulunan referral linklerimizden gönderiyoruz. Kayıt olup oradan ön inceleme yapıp projemizle tanışabilmesi için bir fırsat verirsiniz. Bu fırsatta eğer ki yatırımcı olmak istiyorsa ve siz davet ettiyseniz, projeyi de doğru anlattıysanız yeni bir yatırımcı getirirsiniz. Ödül sisteminde yararlanırsınız. Altyapınızı kurarsınız. Kariyer atlar, belirli seviyeye gelirsiniz. Kendinize gelecek için bir işinizi hazırlamış olursunuz arkadaşlar. Böyle bir sistemle ilgili yetkililerimiz buna 2 hafta önceki toplantıda, canlı toplantıda bir duyuru yaptılar. Bizimle çalışmak isteyenler bütün ülkelere seslendirme yapıldı. Çalışmak isteyenler muhakkak ki canlı sohbet üzerinden veya üst liderleri üzerinden bağlantıya geçebilirler. Taleplerini bırakabilirler. Biz değerlendirme alacağız dediler. Bazı şartlarımız olabilir. Bu şartları gerçekleştirebilen ya da bu şartlara uygun potansiyeli yüksek olan kişiler varsa ve değerlendirmeye aldıysak şartlar sizlere de sunulur. Reklamlar hazır yapılmış olur ve böyle çalışmalar aslında baktığınız zaman arka planda gerçekten ciddi emek isteyen, ciddi bir Ar-Ge çalışması yapılan projeler. Kimse kalkıp da reklam parasını vesaireyi her şeyi kendi cebine ödemek istemez. Burada size verilecek olan bu olanak çok büyük bir çaba ve Ar-Ge çalışması her anlamda çalışma içerisinde barındırıyor, kendi içerisinde, yapının içerisinde bir sistemi kullanmaya sizi sunuyor. Siz bu sistemi kullanacaksınız. Cüzi bir miktara bir ödemesini yapacaksınız burada. En son hatırladığım kadarıyla 80 dolar denilmişti. Belki fiyat değişmiş olabilir. Net olarak bunu dikkate almayalım. Yine netleştirelim lütfen. Böyle bir çalışmayla ilgili
Yine kısaca bahsetmek istiyorum çünkü bunu kullanarak yapınızı genişletebilirsiniz. Bizim yöneticilerimizin anlattığı bir şey, bu istatistiklere dayalı olarak açıklama yapılmıştı. Bazı ülkeler bu şekilde yatırımcılarını 3'e katladılar, bazı ülkeler 10'a katladılar. Ve bu ülkelerle bizim ülkemizi Türkiye'yi kıyasladığımız zaman biz de yatırımcı sayımızı çok daha fazlaya katlayabiliriz. Yeter ki aktif olalım. Bu sosyal ağlarda yayınlanacak olan reklamla ilgili çalışmayı eğer kabul ederseniz ve siz de bu yetkiyi size verilirse sizin burada 2 tane daha iş ortağınız olması gerekiyor. Yani sizinle birlikte 2 kişinin daha olması gerekiyor. Bu 2 kişiyle birlikte grup olduysanız siz bu çalışmaya dahil oluyorsunuz ve sistemi kullanmaya başlıyorsunuz. Bu birinci şarttı. Minimum 3 kişilik bir gruptu. Siz yani yetki verecek olan kişi ve altta çalışacak 2 tane kişi olması gerekiyor. İsterseniz bunu alt grubunuzdan bir 2 kişiyle anlaşabilirsiniz ya da dışarıdan 2 kişiyi bulabilirsiniz. Onlara belirli bir kota koyarsınız. Ayarlamasını tamamen kendi anlaşmanıza bağlı olarak yapabilirsiniz ve bu şekilde yapınızı genişletebilirsiniz. Ortak olan kişilerle bu çalışmayı yaparsanız tabii ki de altyapınız daha da geniş bir şekilde büyümüş olur. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Böyle bir fırsat varken herkes bundan yararlanmak istiyordur. Daha önce de paylaştım ve bunu paylaşmaya devam edeceğim. Önemli bir konu ve burada dinleyen, bugün burada bulunan arkadaşlar bu konuyu diğer altyapılarıyla paylaşıp onlarla birlikte de değerlendirmeye alıp çalışmalarını yapabilirler. Altyapınızda duymayan belki de yatırımcılar var. Belki de onların ilgisini çekecek. Belki de onlar çok daha güzel çalışmalar yapacaklar. O yüzden bu bilgileri paylaşın lütfen. Bu bilgiler sistemimizde de yer alıyor. Haberleri okumanız gerekiyor. Haftalık olarak minimum sizden ricam 3 kere haftada 3 kere haberleri takip edin. Çünkü günlük olarak yenilemeler, günlük olarak paket duyuruları, günlük olarak projemizin gidişatı ile ilgili, inşaatı ile ilgili, yapılan değişiklik varsa değişiklikle ilgili konuşmalar, röportajlar veya farklı ülkelerde yapılmış olan dergi yayınları, gazete yayınları, haberlerle ilgili bütün ayrıntılı bilgiler yine bizim Skyweb Community sistemimizde, sayfamızda yer alıyor arkadaşlar. Bu sayfayı haftada minimum 3 kere ziyaret etmenizi rica ediyorum. Taksitlerinizi aksatmayın, son gününe bırakmayın. 3 gün, 4 gün önceden ödemelerinizi yapma hakkına sahipsiniz. Bu taksitlerinizi ödeyip geciktirmeden takip edin lütfen. Sonradan son günü bıraktığınız zaman herhangi bir küçük bir aksaklıktan dolayı bile sıkıntıya girebiliyorsunuz. Yani bir kodunuz bile yanlış girdiğiniz zaman bu kod doğrulamasını yeniden almanız için 2-3 gününüz gidiyor. Böyle durumlarla karşılaşmamak için 3 gün önceden taksitinizi ödemeniz her zaman sizlerin avantajı için paketleriniz koruma açısından. Paketlerinizle ilgili biliyorsunuz ki sistemden kaynaklı olarak ödeme sistemlerinde bir sıkıntımız vardı. Daha doğrusu anlaşmalı olduğumuz ödeme seçenekleriyle ilgili sıkıntılar vardı. Burada arkadaşların birçoğu taksitleri yatırmada zorlukla yaşadılar. Firmamız da bize bir açıklama yaptı. Kimsenin taksiti iptal edilmeyecek denildi. Ama bu ay içerisinde artık herkes düzgün bir şekilde taksitlerini ödemeye başladı. Sorunların birçoğu çözüldü. Bunu da yine hatırlatayım. Eğer hala ödememiş olduğunuz taksitleriniz varsa bu taksitlerin de ödemesini arkadaşlar yapabilirsiniz. Sistemde farklı seçenekler var. En
önemli kısmı da Swift ödemesi var. Bu Swift ödemesini kullanarak hiç sıkıntı yaşamadan, hatta daha güvenilir bir şekilde içiniz de rahat olması için, her türlü bizim içimiz rahat tabii ki de. Çünkü sonuçta biz hangi şirketin içerisinde ne aldığımız, ne sattığımızı, neyin karşılığında neyi aldığımızı biliyoruz. Ama Swift yöntemiyle banka üzerinden bir talimat vererek ödeme yapacağınız için tarihi, saati, hangi firmaya ödeme yaptığınız, neyin karşılığında ödeme yaptığınız, hepsi bütün bilgiler yer alacağı için çok mutlu olabileceğiniz bir sistem. Sadece bilgileri doğru girmeniz gerekiyor. Hatta şöyle söyleyelim, doğru bilgiye girerseniz ödemeniz sıkıntısız bir şekilde nereye gittiğini, her şeyini kontrol edebileceğiniz bir evranınız var elinizde. Bu şekilde ödeme seçeneklerini kullanabilirsiniz. Kullanmanızı da tavsiye ederim. Kartla ilgili dediğim gibi daha güncel haberler, bilgiler alırsam yine onların paylaşımını yapacağım. Çünkü kart sisteminde nasıl kullanılacak, bunu tekrar tekrar deniyoruz. Bütün ülkelerde geçerli bir şekilde getirmek için arka tarafta çalışan birçok arkadaşımız var, birçok ortağımız var. Biz hepimiz birlik olarak bunu geliştirmeye devam ediyoruz. Yani bizler, sizler denemeleri yapacaksınız, geri bildirimde bulunacaksınız. Ben bu sistemi denedim ama burada şöyle şöyle bir sorun yaşıyorum diye bildirimde bulunacaksınız ki arka tarafta yapılan çalışmalar içerisinde bununla ilgili sorunların nerede kaynaklandığını araştıracak bir ekibimiz var. Bu ekibin sorunları daha iyi şekilde gidermesi için biz geri bildirimde bulunmamız gerekiyor. Bu geri bildirimler her zaman bize artı getirir. Her şey denenerek yapılır. Bir kişi iki kişi denemesin. Herkes fırsatı oldukça bir taksitinizi kartınızda ödemeye deneyin. Bir taksitinizi Swift yöntemiyle ödemeye deneyin. Bir sonraki aydaki taksitinizi kripto parayla ödemeyi deneyin ve eğer yaşadığınız bir sorun varsa lütfen bunu geri bildirim olarak sorunları bildirebileceğiniz, biliyorsunuz adresimiz var. Canlı sohbet artık var sistemimiz içerisinde ve bu canlı sohbetin içerisinde altınızda bulunan yapılarla görüşmeler yapabiliyorsunuz. Bunu da yine hatırlatmış olalım. Görüşmek istediğiniz kişilerle oradan yazışmalar yapabiliyorsunuz. Teknik destek alabilirsiniz. Teknik destekle irtibata geçebilirsiniz. Dil bilginiz varsa İngilizce veya Rusça olarak teknik destekten destek alabilirsiniz. Yani bu tür bilgileri hepsini aktif olarak kullanabilirsiniz. Sistem, iş, proje, bizim projemiz, projemize, işimize sahip çıkalım. Hep birlikte birliğimizi koruyarak, birbirimize destek olarak zor zaman dönemlerinde işte ödemede yaşanılan aksaklıkların nasıl giderileceği konusunda hep birlikte bir paylaşımda bulunalım. Geri bildirimleri buna istinaden yapalım ve tabii ki yatırımcı seviyemizi de arttırmak için ödüllendirme programından da yararlanarak hem kazanalım hem de kazandıralım, hem de yatırımcımızı getirelim, projemizi borsaya çıkacak daha başarılı bir seviyeye getirelim. Borsaya çıkacak olan bir projenin başarılı olması gerekiyor ki talep, arz ve talep yüksek olsun, alış ve satışlar dengeli bir şekilde gitsin, borsada daha büyük başarı getirsin. Çünkü biz bu kadar zamanımızı ayırıp sabırla bekliyorsak, bu kadar emek veriyorsak bir işe, bu emeğin karşılığını da mutlaka almak için çabalıyoruz demektir. Projeyi de başarılı seviyeye getirecek olan kişiler de yine bizleriz. Bizler de bunun için elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza ben inanıyorum. Ekibimizle birlikte mutlaka ve mutlaka birlik olup da yapılarımızı da daha ileri kariyer seviyelerine getirelim arkadaşlar. Geri bildirimleri dediğim gibi mutlaka aksatmadan yapın. Bunlar bizim Ar-Ge çalışmamızı, arka plandaki ödeme sistemindeki Ar-Ge çalışmalarımızı daha geliştirmemizi sağlayacaktır.
daha başarılı seviyeye getirecektir. Altyapımıza ödül programlarını Türkçe versiyonları var, Türkçe çevirileri var. Bu ödül programlarını mutlaka şey yapalım. Ödül programlarını mutlaka aktaralım arkadaşlar ve paylaşalım. Yazanlar ve soruları olan var mı diye bakmak istiyorum bu arada. Sanırım sormak isteyenler olacaktır. Soruları var olan arkadaşlar da katılmıştır diye düşündüğümden dolayı bir de soru cevap yapalım. En düşük paketle ilgili bir sorumuz varmış. Bu geçen seferki, evet. Yani benim bugün sizlerle paylaşmak istediğim konular bunlardı. Daha ayrıntılı, daha yeni haberlerimiz olduğu zaman haftaya yine Perşembe günü saat 21'de sizlerle Mirapolis üzerinden görüşmemizi devam ettireceğiz. Bu arada Mirapolis'un sistemi tamamen değişti ve değiştiği için çok daha kolay kullanımı var. Bütün herkesin anlayabileceği seviyede bir kullanım yapılmış. Ben şahsen çok memnunum. Kullandığım programdan sizlerin de katılması daha kolaylaştırıldı buradan. Yazdıklarınızı da görebiliyorum. Size cevap da verebiliyorum. Ayrıca sunum dosyamı da çok rahat bir şekilde kullanmaya başladım. Öğrenmiş oldum daha doğrusu. Bundan sonraki sunum dosyalarını sizlerle paylaşıp açıp hem sizinle görüntülü hem de size görüntülü olarak sunum dosyasını paylaşabileceğim. Dediğim gibi bonus ödüllendirme programı ile ilgili haftaya tekrardan birlikte bu sefer Rusçasını yükledim ama haftaya Türkçesini yükleyerek sizinle paylaşımda bulunarak ödüllendirme programını tekrardan anlatmak istiyorum. Çünkü bugün diğer haberler de vardı. Bu haberleri de aktarmak istedim. Top Expert'te kesmiş olduk. Yine haftaya baştan başlar. Yine tekrardan belirli bir yere kadar anlatımını yaparız. Altyapılarımızı hazırlayabiliriz. Bugün de Regaip Kandili'nden dolayı katılımın düşük olduğunun farkındayım. Bir sonraki hafta herkesle birlikte daha yüksek katılımla birlikte yine burada buluşmak üzere hepinize iyi akşamlar dilerim. Bugün soru soran pek fazla arkadaş olmadığını görüyorum. Muhtemelen de bu zamana kadar sorulan soruların hepsine doğru ve yeterli bir cevap vermişiz diye düşünüyorum ve eğer ki gerçekten böyleyse de bundan da memnun olurum. Hepinize çok teşekkür ederim. Bugünkü sunuma katıldığınız için hepinize iyi haftalar ve iyi hafta sonları dilerim. İyi akşamlar hepinize. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.